Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf sosyal bilgiler derslerinden devam ediyoruz. 5, 6, 7 sosyal bilgiler, 8 inkılap tarihi, 9, 10, 11, 12 tarih ve coğrafya konularını anlatmaya devam edeceğiz. Peki niçin bu kanaldan dinlemelisin? Öncelikle alanında uzman, alanında kendini yetiştirmiş bir kişi olarak yüksek lisansını ve doktorasını yapma aşamasında bir kişi olarak tabii ki bu kanaldan dinlemelisin. Hemen şimdi İstahmet'in doğuşu Hz. Muhammed'in hayatı ve İslamiyet'in yayılışına bakalım. Evet, İslamiyet'in doğuşu. Göreceğimiz kavramlar ensar, hicret, muhacir, şura. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayat hakim olduğu bir Arabistan vardı. Araplar kabileler halinde yaşamaktaydı. Her kabile kendisini diğerlerinden daha üstün görmekteydi ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele etmekteydiler. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştiren insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı. Dini inançları putperestlikti. Falcılık, büyücülük de yaygındı. Bu yanlış inançlardan dolayı Arabistan Yarımadası'na cahiliye dönemi adı verilmiştir. İslamiyet gelmeden önce cahiliye dönemi denilmiştir. Evet, Hz. Peygamber'in hayatı ve İslamiyet'in yayılışı. Hz. Peygamber 20 Nisan 571 tarihinde Arap Yarımadası'nın bugün Hicaz diye adlandırılan bölgesinin Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Hz. Peygamber babası Abdullah'ı daha doğmadan annesi Amine'yi e, 6 yaşındayken kaybetti. Bir süre dedesinin yanında yaşamını sürdüren Hazreti Peygamber 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalib'i kaybedince amcası Ebu Talip tarafından büyütüldü. Hazreti Peygamber, peygamber olmadan önce de çevresindekiler tarafından sevilen, güvenilen birisiydi. Bu yüzden kendisine Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed denilirdi. Ticaretle uğraşan Hz. Muhammed 25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlenmiştir. Hz. Muhammed putlara itibar etmez, putperestin yanlış bir inanç olduğunu düşünürdü. Zaman zaman Hira mağarasına gidip derin düşüncelere dalardı. Hz. Muhammed yine böyle bir gün Hira mağarasındayken vahiy meleği Cebrail aleyhisselam aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi. Allah'tan gelen ilk vahiy, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Alak suresi 1-5, 5. ayetler şeklindeydi. Böylece 610 yılında Hazreti Peygamber peygamber oldu ve İslamiyet'i insanlara anlatmaya başladı. Hz. Muhammed başta eşi Hz. Hatice ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arapları İslamiyet'e davet etmeye başlamıştı. Bu çağrıya ilk uyanlar Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd bin Harise'dir. Bu davet Hz. Peygamber'in yakın çevresinde karşılık bulsa da Kabe'deki putları ziyarete gelenlerden para kazanan Mekke'nin ileri gelenleri İslamiyet'in yayılmasını kesinlikle istememişlerdir. İslamiyet'i kabul ettikleri için Mekkeli müşriklerin baskılarına maruz kalan az sayıda Müslüman Habeşistan, Etiyopya'ya gitmek zorunda kaldılar. Baskılar dayanılmaz bir hale gelince Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. 622 yılında ve Medine dönemi başlamış oldu. Evet, burada e, Yahudilerle bir Medine sözleşmesi imzalandı. Medine sözleşmesine göre Yahudiler inançlarında serbest oluyorlardı. Medine kentine yapılacak saldırıya Müslümanlarla birlikte karşı koyacaklardı. Müslümanlar ve Yahudiler kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaklardı. Yahudiler ile Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkarsa Hazreti Muhammed hakem olarak kabul edilecektir. Bu sözleşme insan hakları açısından önemli bir belge sayılır. Medine Sözleşmesi Muhacir Ensar kardeşliğini oluşturmuştur. Birlik, beraberlik ve ümmet bilinci duyguları güçlenmiştir. Ayrıca sözleşmeye farklı din gruplarında dahil olması toplumsal barışa katkı sağlamıştır. Muhacir, Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir, onları karşılayanlara Medine'de karşılayanlara ise ensar denilmiştir. Ve muhacir ensar kardeşliği bu şekilde başlamıştır. Hicretten sonra Müslümanlar Hazreti Peygamber'in önderliğinde devlet teşkilatlarını oluşturdular. İslam Medine'de hızlı bir şekilde yayıldı. Medine'de İslam'ın yayılması Mekkeli müşrikleri tabii ki rahatsız etti. Çünkü Medine Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden Kabe'deki putları ziyarete gelenlerin yolu üzerinde bulunmaktaydı. Hicretten sonra da Müslümanların peşini bırakmayan Mekkeli müşrikler İslam'ı güçlenmeden yok etmek istemişlerdir. Evet Medine'li Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşta 300 kişilik Müslüman ordusu 1000 kişilik müşrik ordusunu mağlup etmiştir. Savaş sonunda esir alınan Mekkeli müşriklerden okuma yazma bilenler e, bilenlerin her biri 10 Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu da Hz. Peygamber'in okuma yazmaya verdiği eğitime verdiği önemi göstermektedir. 625'te Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almak için Medine'ye doğru harekete geçtiler. Ordular Uhud dağı eteklerinde karşılaştı. Hz. Peygamber'in görevlendirdiği okçuların yerlerini terk etmesiyle Uhud savaşı Müslümanlar tarafından kaybedildi. Ki savaştan önce Hz. Peygamber bu dağı terk etmeyin diye söylemişti. Bu da Hz. Peygamber'in ileri görüşlü bir komutan olduğunu bize gösterir. 627'de Hendek Savaşı'nda Medine şehri Hendek kazılarak müşriklerin saldırılarına karşı korundu. Yaklaşık bir ay süren kuşatmadan sonra iklim koşullarına dayanamayan müşrikler çekilmek zorunda kaldı. Bu savaştan sonra Mekkeli müşrikler Müslümanlara saldırmaya bir daha cesaret edemediler ve savunmaya geçtiler. Evet hicret bir yerden başka bir yere yer değiştirmek yani göç etmektir. Mekke'den Medine hicret eden Müslümanlara muhacir. Mekke'den Hicret edenleri karşılayıp onları evlerinde misafir eden Medine'li Müslümanlara ensar denir. Medine'de gerçekleşen muhacir ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve ümmet bilinci açısından örnek teşkil eder. Ayrıca farklı dini grupların da dahil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicretten önce ismi Yesrib, Nahoş olan şehre Hz. Peygamber tarafından Medine ismi verilmiştir. Hazreti Peygamber Medine'de ilk olarak mescid inşa ettirmiştir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır. 628 yılında Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmek istemesi üzerine Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından Hudeybiye anlaşması ile sorun çözüldü. Bu anlaşma ile Mekkeli müşrikler Müslümanları hukuken tanımış oldu. Evet, bu anlaşmaya göre 10 yıl boyunca Mekkelilerle Medineliler arasında savaş yapılmayacak. Müslümanlar ve Mekkeliler istedikleri kabileler ile anlaşma yapabilecekler. Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye sığınanlar geri verilmeyecek. Fakat İslamiyeti seçip Mekke'den Medine'ye gelen ve reşit olmayan kimseler iade edilecekti. Bu da anlaşmada bir eşitsizliğin olduğunu aslında göstermektedir. O yıl Müslümanlar Kabe'yi ziyaret etmeden geri dönecekler ancak bir yıl sonra ve üç gün süreyle Mekke'ye hac için gelebileceklerdi. Sonuçlarına baktığımızda ilk bakışta Müslümanların zararına gibi gözüken bu anlaşma kısa bir süre sonra Müslümanların yararına sonuçlar vermeye başladı. Bu anlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular yani Müslümanları bir devlet olarak varlığını kabul etmişlerdir. Barış ortamından yararlanan Müslümanlar dinlerini daha rahat bir şekilde yaşamaya başladılar. Mekkeli müşriklerin Hudeybi anlaşmasının şartlarını bozmaları üzerine Müslümanlar 630 yılında Mekke'yi fethederek Kabe'yi putlardan temizledi ve İslamiyet tüm Arap Yarımadası'na yayıldı. Evet Hz. Muhammed Son haccında Müslümanlara veda hutbesiyle seslenmiştir. Bu hutbede cahili adetlerin kaldırıldığını kesin bir şekilde söylemiştir. Veda hutbesinden sonra vefat etmiştir. Evet, veda hutbesinden bazı bölümler. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinde hakkı vardır. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp, uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeştir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Ey insanlar! Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmaktır buyurmuştur. Evet Sevgili arkadaşlar, e, İslamiyet'in yayılışı, doğuşu bölümüne baktık. Konu anlatımlarımız 6. sınıflarda devam edecek. Yakın zamanda 5. sınıflar e, gelecek. 8. sınıflarda e, hızlı biraz konu anlatımları yapmaya çalışıyorum. 3 dakikada 3 konu, 2 dakikada 2 konu gibi hızlı konu anlatımlarıyla orada ilerliyorum. E, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.